Arkadaşlar merhaba, bu videoda bobin yani indiktör nedir, ne amaçlı kullanılır ve nasıl kullanılır, kısaca bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Bobin, iletken bir telin sarılarak bobin haline almasıyla oluşturulan bir devre elemanıdır. Simgesi büyük H harfi ile gösterilir, birimi ise Henry'dir, büyük H harfi ile gösterilir. Bobinin devredeki şeklini inceleyecek olursak iki şekilde karşımıza çıkar, şekiller zaten birbirine yakındır. İletken bir telin sarılma şeklidir. Bu şekli karşımıza gördüğümüzde anlarız ki burada bir bobin mevcuttur. Bobinin yapısını inceleyecek olursak iletken bir telin nüvenin etrafında sarılmasıyla oluşur. Burada resimde de gördüğünüz gibi ortada bir nüvemiz mevcut. Nüvenin etrafında bakır bir kaplonun sarılmasıyla bobin oluşturulmuştur. İletken telin iki ucundan devreye bağlandığı zaman manyetik alan oluşur. Bu bobin kaplonun iki ucu açık bırakılır. Bu iki uçtan bobine elektrik akımı verilir. Tel olarak genellikle bakır, nüve olarak ise demir kullanılır. Genel olarak yapısına bakacak olursak ortada bir nüve. Nüvenin etrafına bakır bir tel ile sarılmış bobin düzeneği. İki ucu da açıktır. Burada üst kısımda ise birden fazla bobin resmi mevcuttur. Bu resimlerin genel olarak ortak yapısına bakacak olursak hepsinin ortasında bir adet nüvesi mevcut. Etrafları bakır kaplılar ile sarılmıştır. İki uçları da açıktır. Bunların sebebi elektrik akımının bu iki uçtan alınıp verilmesidir. Bobin ne işe yarar ve nerede kullanılır? Bir bobin üzerinde elektrik akımı geçtiğinde manyetik alan oluşur. Burada da göstermişiz zaten. Kutu kutuptan akım çıkar. Bobinin üzerinde gezerek eksi kutba gelir. Ve bu akım bobin üzerine gezdiği sürece bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan bir kuvvettir. Bu kuvveti istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Örnek verecek olursak bir elektrik motorunda bobinin manyetik alanını kullanarak bir hareket sağlanabilir. Elektrik motorumuzu inceleyecek olursak ortada bir adet nüvemiz mevcut. Nüvemizin etrafında bakır bir kaplarla sarım yapılmış. Akım giriyor, bir manyetik alan oluşuyor. Manyetik alan mıknatısların da etkisiyle hareket enerjisini çeviriyor. Biz bu hareket enerjisini istediğimiz şekilde kullanırız. Bir motor yaparız. Soğutma amaçlı, ısıtma amaçlı, buradaki elektrik motoru gibi hareket amaçlı veyahut da bir devre elemanı olan rölenin içinde de bobin kullanılır. Bobinin kullanım alanlarını öğrendiğimize göre bobinin önemli bir özelliği vardır. Bobinlerde akım birden kesilmez veya birden yüklenilmez. Kademeli şekilde azalır veya artar. Yani kısaca elektrik akımını bobinle kontrol edebiliriz. Bobinler AC akımlara karşı direnç gösterir, DC akımlara karşı direnç göstermez. Bir DC akımımız ve bir de AC akımımız. AC akımımız alternatif akım, DC akımımız ise doğru akım. Alternatif akım yönü ve kutupları sabit değildir, sürekli olarak değişim gösterir. Grafikte de gördüğünüz gibi. DC akım doğru akım, yönü ve kutupları açıklamada dediğimiz gibi sabittir. Gördüğünüz gibi grafikte hiçbir değişim olmamış. Bizim mıknatısımız AC akımlarda çalışır, DC akımlara karşı tepki göstermez. Bu da bobinler için önemli bir özelliktir. Bu konuyu da geçtiğimize göre Henry birimdir. Biliyorsunuz bobinin birimi Henry'dir. Peki bu Henry'nin az katları vardır. Yani 1 Henry büyük bir akım olduğu için genellikle mili Henry ve mikro Henry kullanılır. 1 Henry 1000 mili Henry ve aynı zamanda 10 üzeri 6 mikro Henry'ye eşittir. 1000 ile çarpa çarpa 1000'dir. Az katlarını da öğrendiğimize göre elektromanyetik alan hesapları. Evet, bu bobinimize bir elektromanyetik alan oluşuyor akımdan kaynaklı da. Peki bu elektromanyetik alanı nasıl hesaplayacağız? Bunun formülü burada mevcuttur. Formülü inceleyecek olursak B manyetik alan, yani bobinimizin oluşturduğu manyetik alan. Q havanın manyetik geçirgenliği. Bobin hangi ortamda ise, yani o ortamın manyetik geçirgenliği. Eğer bu işlemi dünyada yapıyorsanız havanın manyetik geçirgenliğini alacaksınız. Özel bir fanusun veyahut da kabın içinde değilseniz. N indüktörün birim uzunluğundaki sarım sayısı. Nüvenin etrafındaki sarım sayısını N ile gösterir. L de indüktörün uzunluğu, yani nüvenin uzunluğudur. Eğer manyetik alanı bulmak istiyorsak havanın manyetik geçirgenliğini, sarım sayısını ve indüktörün uzunluğunu çarparak manyetik alanı bulabiliriz. Bu manyetik alanı daha sonra dediğim şekilde kuvvet enerjisini dönüştürebiliriz. Bobin videomuz bu kadar.
Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.